Merhaba, ben Ece Vağapoğlu. İstanbul'da, gümüş suyunda, eşsiz bir konumda, harika bir oteldeyim. CVK Park Bosphorus Otel'de sizler için çok güzel bir video hazırladık. Gün içinde koşturmak ya da evde bile otursak, masa başında ofiste bile otursak, pek çoğumuzun muzdarip olduğu bel ağrıları için çok güzel yoga egzersizleri, duruşları göstereceğim. Hamilelik döneminde de işte o bebeği taşırken dönemde de bel ağrıları olabilir. Herkes için geçerli aslında rahatlatıcı egzersizler. Onlara başlayacağız. Bir matımız olursa iyi olur. Böyle rahat spor kıyafetlerle. Mesela siyatik ağrısı, beldeki, sırttaki ağrıları rahatlatacak, bel bölgesini, esnekliğini arttıracak egzersizler. Ama böyle çok kronik, ciddi ağrılı rahatsızlığınız varsa tabii ki doktorunuza başvurun, fizik tedavi yaptırın. Mutlaka doktorunuza başvurduktan sonra bu hareketler için onay alın. Evet, hemen başlıyoruz. Dört ayak üstüne geliyoruz. Masa pozisyonu dediğimiz pilateste, yogada da kedi inek duruşu meşhur. Ellerimizi iyice açtık, parmaklarımızı ve ön tarafa iyice koyduk. Bileğimiz, dirseğimiz ve omzumuz aynı hizada. Arkada da dizimiz ve kalçamız aynı hizada. Sağlam bir şekilde durduk. Burnumuzdan nefes alıp yukarı doğru bakarken belimizi çukur yapıyoruz. Bu omurgayı, omuriliği çok rahatlatıp esneten bir hareket. Bakış yukarı, kalça yukarı, beli çukur yaptık. Şimdi tam aksine nefes verirken yine burnumuzdan başımızı içeri çekiyoruz. Kamburlaşıyoruz. Kamburlaş, sırtı çıkar çıkar çıkar. Böyle bir kedinin irkilmesi gibi çıkar çıkar çıkar. Ve burada bekle. Sonra tekrar yukarı bak, belini çukur yap. Ve kamburlaş. Kamburlaş, bakış karna doğru. Ve tekrar. Bir 5 kere yapalım bunu. Isındıktan sonra daha da hızlanabilirsiniz. Son kez. Ve nötr pozisyon. Buradayken hemen ikinci bir duruşa geçeceğiz. Çocuk duruşu, child pose, çok rahatlatan, beli özellikle çok çok rahatlatan bir dinlenme pozisyonu. Dizlerimiz bu kadar açık olabilir ya da bence biraz daha açalım, daha da rahatlatsın. Hatta hamileler daha böyle açık yaparlar bunu, karınları olduğu için. Ayak parmaklarımızı, topuklarımızı birleştirdik ve kalçamız topukların üstüne gelsin. Kolları da öne doğru uzat ve alnını mata koy. 5 nefes bekle. Bunun biraz daha rahat pozisyonu. Kolları alın yerde yana doğru bırak. Dirsek, dizleri biraz daha kapatabilirsin. Ve bu şekilde bakın, burası kalça iyice yere, topuklara basıyor. Belimiz rahatlıyor. Yavaşça elleri koy ve doğrul. Yoga pozisyonlarına girdiğimiz kadar çıkış hızımız da çok önemli. Dikkatli bir şekilde çıkacağız. Bel ağrılarımız için yine belimizi mata yasladığımız hareketlerle devam edeceğiz. Uzanıyoruz. Ayak tabanlarımız yerde, dizi büktük. Başımız, omzumuz yerde. Şimdi önce mesela sol bacağı uzatalım, bir bacağı uzatalım. Diğerini kendimize doğru çekelim. Nereye kadar çekebiliyorsan, buradaki sıkışıklık, yani sıkışıksa
Zaten şuralarda falan kalır. Burası ne kadar rahatsa bel, daha kendinize doğru çekebilirsiniz. O sınırı siz biliyorsunuz. Herkesinki farklı çünkü kalçadaki ve beldeki sıkışıklık. Bu şekilde çek, bekle. Ve sonra bacağını değiştir. Bu arada burada bel boşluğu olmasın, beli mümkün olduğunca pelvic tilt dediğimiz mata yapıştıralım. Sonra diğer bacağı çek. Bunları böyle bir matın üstünde ya da halının üstüne havlu sererek de yapabiliriz sert bir zeminde. Çektik, çektik, dizimizi bekledik. Değiştir. Birer kez daha yapalım. Oh, rahatlıyor. Ve diğer. Şimdi ikisini birden çekip sarılabilirsin. Bu beli rahatlatmak için yine bir poz. Böyle kapandın, kapandın. Bel iyice mata bastırılıyor. Sarılıyoruz bacaklarımıza. Ve tekrardan ayak tabanlarını yere bırak. Omuzlar ve baş matın üstünde. Kolları iki yana aç. Burada birbirine benzer iki egzersiz göstereceğim. Bir tanesinde bacakları dizlerden böyle iyice birleştir ikisini, yapıştır ve bir tarafa doğru bırak. Mesela sağa doğru bırakıyorsun. Bakışın çapraz üst bedenin sola doğru olsun. Dilersen elinle böyle ittirip yardım edebilirsin. Bakışlar diğer kolda. Burada bir çevrilme burgu hareketi oluyor. Hem toksin atıyor hem de beli, özellikle siyatik ağrısını çok rahatlatıyor. Bir 5 nefes bekledikten sonra ortaya gel ve diğer tarafa. Bacakları birleştirdin. Sol tarafa bırak. Bakış da tam çapraza. Şurada bir rahatlama oluyor. 5 nefes de burada bekle. Ortaya gel. Şimdi bunun biraz daha derini, daha da beli rahatlatacak bir versiyonu. Bacak bacak üstüne at. Sağ bacağı solun üstüne devir. Ve sola doğru bırak. Soldaki elinle de destek yap. İyice bunu yapıştırmaya çalış yere. Bakışın yine çaprazda. Buradaki çevrilme daha da derin şu anda. Ve bakışlar sağda. Çevrilme burgu hareketlerini hamileler yapmıyor, yapamaz. Buna dikkat ediyoruz. 5 nefes bekledikten sonra ortaya gelerek diğer tarafa. Yine böyle bacak bacak üstüne atıyoruz. Diğer bacağı üstünden geçir. Bir tarafa doğru düşür. Düşürürken de elinle destekle, yani şu kalçadan itibaren şöyle bir iyice yapıştır. Ve bakışlar çapraza. Ve yavaşça ortaya gel. Her şey çok yavaş. Yani pozisyondan çıkarken, açılırken de çok yavaş bir şekilde. Doğrulurken de elimizden destek aldık ve bu şekilde bitirdik. Beliniz ne zaman ağrısa düzenli bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Gün içinde istediğiniz saatte yapabilirsiniz. Evet, saçınız böyle bozulabilir. Hiç sorun değil. Ben böyle rahat bir şekilde video çekmeyi seviyorum. Evim gibi rahat hissettiğim yerlerde. CVK Park Bosphorus da böyle gümüş suyunda çok harika bir manzarada, lüks mimarisiyle ve niş konseptiyle kendimi çok rahat hissettiğim, sporumu rahatlıkla, yogamı rahatlıkla yaptığım bir yer. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.